Bakın Adalet Evet. Bakanlığı'nda bir şeyler oluyor ve bu bir şeyler neyse anlayacağız yani yakında. Son birkaç gündür de bu hızlandı. Bugün beni şaşırtan bir şey oldu. Aslında geçtiğimiz günlerde Abdülhamit Gül Adalet Bakanı'na Milliyetçi Hareket Partisi tarafından eleştiriler geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından eleştiriler geldi. Sonra yumuşatıldı onlar filan bir şeyler oluyordu. Fakat bugün bütçe görüşmeleri, bu aslında dün oluyor değil mi? 10 Aralık, Dün. şimdi 11'e Tabii. geçtik. Bütçe görüşmeleri sırasında Tokat, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Yücel Bulut çok enteresan bir konuşma yaptı. İstinaf mahkemeleri ki bu hükümetin döneminde getirilmişti, kaldırılmalı dedi. Bu büyük başarısızlık oldu dedi. Bunu bir kaldıralım dedi. Sonra dedi ki kürsülerde tecrübe kazanıyor hakimler dedi. Genç hakimleri böyle getiriyorlar. Kürsüde tecrübe kazanıyorlar. Stajlarını kürsüde yapıyorlar dedi. Tecrübeli savcılarda kızağa çekiliyor dedi. Şimdi bunu dile getiren arkadaşlar yani bir hani Cumhuriyet Halk AK Parti Partili, İyi milletvekili. Partili, HDP'li milletvekili değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adına söz söylemek için kürsüye çıkmış birisi. Ama onların arası Bir Adalet vekil. şeyle kötü ya, Adalet Bakanı Abdülhamit İşte Gül'le kötü. İstemiyorlar değil mi? şimdi O ama burada sadece tartışılıyor. Abdülhamit Gül'ü istemiyoruz demiyor. Burada çok istinaf Sistem mahkemeleri eleştirisi var, kaldırılsın evet. diyor. Bir sistem eleştirisi. Evet. Burada diyor genç hakimlere diyor stajı neredeyse kürsüde yaptırıyorsunuz diyor. Kim diyor? Milliyetçi Hareket Partisi diyor ve hani bir yandan da işte Deniz de yazdı bunları. Yani yargıda ciddi bir özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yargıda ciddi bir Milliyetçi Hareket Partisi ağırlığından söz ediliyordu. Onu diyecektim. Sen nasıl okudun o zaman bu eleştiriyi? Ben şöyle okudum. Adalet Bakanlığı'nda henüz şifrelerini çözemediğimiz bir şeyler oluyor. Bunu yakında Yo, anlarız. bence Adalet Bakanı çözmüştür o şifreleri. Yani Sen çözdüysen sen bize izah et o yani zaman yani. şöyle şimdi şöyle anlatılabilir. Yargıdaki FETÖ'cü yapılanmayla mücadele için bir koalisyon kurulmuştu. Yani bu koalisyonun içinde sosyal demokratlar da vardı, hak yolcular da vardı, MHP'liler, ülkücüler de vardı. Perinçekçiler de vardı. Yani bunlar bir araya gelerek FETÖ'cüleri temizlediler. Şimdi o sorun çözüldükten sonra artık normal kendi aralarındaki yarış başladı. Dolayısıyla da bunun sonuçlarını görüyoruz. Hakimler Savcılar Kurulu Ona geleceğim yapılanmasıyla Murat. da ilgili, Tabii Anayasa bir şey Mahkemesi soracağım. yapılanmasıyla ilgili. MHP'nin HSK'da bir üyeyi galiba istemediği için hani görevden almışlardı ve orada bir boşluk vardı ve hala MHP'nin bir ödevi Doldu. yapmadı. Doldu mu? Doldu. AK Partili biri seçildi. Tamam da MHP MHP önemli. aday göstermediği için AK Tavır koydu Parti'nin MHP ama zaten. MHP tavır koydu yani. Tam Evet, işte tavır yani koydu dediğinden zaten. geliyor. Ya Yani bir şey şöyle ben oluyor orada hatırlar yani mısınız? Bir bir şey olmuyor değil önceki Deniz yani. programda şunu söyledim. Adalet Bakanlığı'nın bütçesi komisyonda görüşülürken MHP milletvekillerinin Adalet Bakanlığı'na yüklenmemesi durum düzeldi gibi algılanmıştı. Yani Ama düzelmedi mi? Adalet Bakanlığı'nda ha bu sorun biraz şey oldu yatıştı falan gibi algılanmıştı. Ama bu genel kurula inen kısmına bakılınca genel kurulda durum değişmiş. Ve o Murat'ın söylediği milletvekili bu cümleleri söylerken lider ve genel merkezden bağımsız söylemedi muhakkak. Şahsı adına değil yani grubu Grubu adına adına yapıyor. konuşuyor. Ya bence sadece Adalet Bakanı'nın yani sorun yaşadığı şey sadece MHP değil. Bence kendi partisinden de sorun yaşıyor. Kendi içlerinde de bir yarış var. İşte İçişleri Yani Bakanı ile ortada yani o şey. İçişleri Bakanlığı ayrı. Yani yargı içinde Yargı içerisindeki AK Ha, yargı Partililerin içinde arasındaki. anladım. Evet yani şöyle bir şey. Tarikatlar mı? O tarikat ben öne geçeyim diyor, öbür Yo tarikat yo ben öne hayır hayır geçeyim diyor hayır. Ya hikayesi. tarikat yani AK Parti'nin şeyi yargı içindeki şeyi hak yol. Hak yol cemaati yani. Onlar örgütlenmişler ve onlar temsil ediyorlar ama bu tür şeylerden uzak yani etnik, dini, mezhepsel vesaire şeylerden uzak bir çekişme var. Bu Bu çekişmenin çekişme temeli ne peki? İstanbul, Ankara mesela. Mesela İrfan Fidan'ı Eski bir aldılar. çekişme. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün istediği bir başsavcı geldi bildiğim kadarıyla İstanbul'a. O da Şimdi soylu İstanbul'da bir aksadı çekişme. oyunu mu bakan arasında bir şey? Ankara'da başka biri bakan yardımcısı oldu. İstanbul'dan gitti mesela. Hemen Abdülhamit Gül'ün yanına konuşlandırdılar. Yani Rağmen.
rağmen değil. İstanbul yani... Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan. Anayasa iki Mahkemesi. İki ay içinde. Tabii oradan oraya. Önce Yargıtay'a. Yargıtay'dan oraya. Anayasa Mahkemesi'ne oradan getirildi. Oraya. Yani bu. Ya netice itibariyle bu da gösteriyor ki yani yargı bağımsızlığı yok bu MHP'nin dışında yani. Hayır MHP'nin dışında artık AK Parti veriyor. Kanadında da yargı içinde bir farklı şey var, bölünme var, bir mücadele var. Bu gayet açık görünüyor yani. Dolayısıyla da ya yargı öyle bir şey olmuş ki işte kaçıncı daireydi Murat Bey? 11. dairede haftalardır başkan seçemiyorlar. Kaç kere seçim yapıldı? Yani o zaman Deniz şunu diyebilir miyiz? Biraz sonra geleceğiz ya baro seçimlerine. Barolara hakim olamadığı gibi şu anda iktidar yargıya da pek hakim görülmüyor. Yo hakim. Hakim de şöyle bakın aslında temel sorun ne biliyor musunuz? Temel sorun Türkiye'nin genel siyasi tablosundaki sorunun aynısı. Geçen hafta ne konuşmuştuk? Bir tarafta parti var, bir tarafta cumhurbaşkanı var, bir de profesyoneller var Cumhurbaşkanı ile parti arasında. Yani Cumhurbaşkanı'nın etrafında maaşlı çalışan ama partililerden, milletvekillerinden vesaire daha etkili olan bir kesim var değil mi? Bunun aynısı yargıda da geçerli. Yani bir Adalet Bakanı var, onun teşkilatı var. Bir de Cumhurbaşkanı'nın bir şeyi var. Saraylılar etrafın, ve diğerleri. Saraylılar ve AK Partililer. Ben o ifadeyi kullanmadım Neşin Hanım. Lütfen. Ben kullanıyorum. Tamam. Ben şey, peki saray, isim bulmaya sarayın Adalet Bakanı kim şu anda? Öyle nota, şey, Deniz, kayıtları öyle geçti. Saraydaki lütfen. Adalet Bakanı kim? Efendim? Sarayın Adalet Bakanı kim ya şu anda? Bu, ben bu görüşe de katılmadığım için ona da notla öyle kaydedilsin. Yani Cumhurbaşkanı... Deniz böyle Deniz. Bir fıkra vardır ya evet. Resmi görüşüm. Resmi görüşüm ve kişisel görüşüm. Ben saray demiyorum. Bugün pek resmi ben, gördüm Deniz Bey. Külliye mi diyorsun külliye sen? De sen demiyorum. Külliye ya bugün pek külliye ifadesini bugün de pek, çok sevmiyorum. Dedim, bugün pek resmi ve diplomatik gördüm evet, sizi. Evet çok diplomatik. Diplomasi muhabirliğinden geliyorum. Evet. Ama geçmiş programlarda bu kadar diplomatik değil. Evet bir dakika bu güzel. Ne diyorsun? Beştepe diyorum. Beştepe kampüsü nasıl Çankaya kampüsüyse Beştepe kampüsü. Beştepe kampüsü. Yani... Şimdi evet, zaten Beştepe denmesinden böyle bir alerji var yani. Beştepe denmesi evet. Çok hoşlanılmıyor. Niye? Yani. Coğrafi lokal Atatürk evet. Orman Çiftliği diyelim. Çankaya niye denmesini yani. İstiyor Cumhurbaşkanı? Çankaya da coğrafi. Ben öyle bilmiyorum demek ben. İstemiyorum. Tamam. AK Parti'yi mesela ben AK Parti diyorum. Bizim okurlarımız bana sürekli şey atıyorlar. Eleştiriyorlar. Niye AKP demiyorsun? Ya adamlar kendilerine AK Parti denilmesini istiyor. Ben de AK Parti, İyi Parti'ye de İyi Parti diyorum. Ama birileri ip diyor ve ben ip demek istemiyorum, İyi Parti diyorum. Bu benim tercihim. Onlar külliye diyor. Külliye ne demek? Hepsi bir arada demek. Yani külliyen. Ama işte orada böyle bir hani bir geçmişe Osmanlı, özlem, evet. Osmanlı çağrışımı falan. Bir de şey hani saray değilmiş imajı. Evet. Saray değil. İçinde kütüphane var. Tamam içinde da bu şey onun var, görüşü. Saray, yani. Doğru ben, ya. Saray da Osmanlı. Demek istiyorlar. Ay ama orası saray değil yani orası işte bir millet için yaptık biz bunu. Herkes gelebilir buraya diyor ya diyorlar ya yani burası saray değil. Gidemiyorsun işte kütüphaneye bile gidin. Kütüphaneye giriliyor mu? Onu ben sana söyleyeyim kütüphaneye ben bir heyetle birlikte gittim. Otobüsle girdik kapıda normal güvenlikten geçmedik. Çıkarken kapı açılmadı yani kimlik bırakmadığım için ve oradan kart almadığım için rica ettim ya kapıyı açar mısınız? Neredeyse şey yapacaklardı. Sen buraya nasıl girdin? Vatandaşım deseydi. Evet. Hayır işte giriyorsun. Böyle ferah feza girilen bir yer değil yani. Onu soracağım. Yani. Milli kütüphane boşaltıldı. Hani milli bizim kütüphane yok artık. Bunlar külliyenin zaten saray kütüphanesi taşındı. Evet. Ve oraya vatandaş giremiyor giriyor, mu? Giriyor. Giriyorsun kimliğini bırakıyorsun. Tamam. Güvenlikten evet, geçiyorsun. Nevşin. Öyle gidiyorsun. Bak Reci'den, yani, kütüphane... Nevşin. Reci'den diyorlar ki bak şimdi bu sefer de Nevşin külliye dedi. Hayır öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Ben saray Murat bak sen onu kaçırmışsın. Ya ben sen ne diyorsun Çiğdem? Ben sen de saray diyorum. Saray. Çünkü evet. Saray aynı zamanda bir takım ayrıcalıklar sistemini de sembolize ediyor. Onu da temsil ediyor. Yani saraylılık sınıfsal bir şey. Bu bir şey söyleyeceğim ama şöyle şu açıdan yanlış düşünüyorsunuz bence. Beyaz Saray da diyor işte şeyin
Bunlar kendilerine oraya gidiyor. Kültürel olarak arada çok fark var. Orası Başbakanlık Hizmet Binası olarak yapıldı. İnşaatı da öyle başladı. İhalesine de öyle çıkıldı. Tamam, niye Başbakanlık Hizmet Binası demiyorsun sen sadece? Ama bir dakika Deniz. Bence orada yani biraz... Başbakanlığa Hizmet Binası. Deniz, ben Çiğdem'e katılıyorum. Yeterlik neden? Elize Sarayı diyebilirsin. Beyaz Sarayı diyebilirsin. Ama o ülkenin kuruluşundan itibaren bir gelenek vardır. Beyaz Sarayı Beyaz Senin ülkenin değil. Yani bizim ülkemizin kuruluşunda Çankaya Köşkü diye bir kavram var. İkincisi orası Atatürk Orman Çiftliği alanı üzerine yapıldı. Yani bir sürü problem. Fransızlar Elize Sarayı'nı sonradan yapmadılar yani. Ya da Beyaz Sarayı Amerikalılar sonradan inşa etmedi yani. Bir de White House ya aslında o saray değil. Yani, ev yani. Amerika kuruldu kurulalı Beyaz Saray var. Fransa Cumhuriyeti'nde de Elize Sarayı kaç zamandır var? Ya arkadaşlar yeterlilik önergesi. Evet.